Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda sonuç sözcüğü bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum netice anlamlarına gelir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde sonuç sözcüğü yanlış kullanılmıştır? İnsan geni üzerine yapılan araştırmanın sonucu bilim adamlarıyla paylaşıldı. Bakın burada arkadaşlar sonuç kelimesi doğru kullanılmış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Netice anlamına geldiği için. Sınav sonuçlarının geç açıklanması bazı öğrencileri çok kızdırdı. Yine sonuç kelimesi netice anlamına gelmiş. Bunu da elemiş oluruz. Şu ana kadar uyguladığı hiçbir diyetten sonuç alamadığı için diyeti bırakmış. Bakın sonuç netice anlamına geliyor. Bunu da elemiş oluruz. 4,5 saatlik çalışmanın sonucunda bütün öğrenciler yorulmuştu ifadesinde. Buradaki sonuç dursun. Anketten şaşırtıcı bir sonuç çıkması birçok yöneticiyi endişelendirdi. Buradaki sonuç da netice anlamına gelmiş. Bunu da elemiş oluruz. Bakın şimdi. 4,5 saatlik çalışmanın sonucunda bütün öğrenciler yorulmuştu cümlesinde. Sonucunda mı deriz arkadaşlar? Yoksa 4,5 saatlik çalışmanın sonunda mı deriz? Tabii ki sonunda ifadesini kullanırız. Dolayısıyla bu burada yanlış kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bir deyimin anlamı içinde bulunduğu cümleye uymuyorsa bu durum deyim yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğunu meydana getirir. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek bir kullanım vardır? Sözünü tutsaydın işler bu noktaya gelmezdi. Bakın sözünü tutmak verdiği sözü yerine getirmek anlamında kullanılır. Cümleye uygundur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Bu konuda emin olun kimse onun eline su dökemezdi ifadesinde. Eline su dökmek arkadaşlar o kişinin yaptığı işi doğru yaptığını, iyi yaptığı anlamına gelir. O yüzden bu da cümledeki anlamına uygun kullanılmış. Bunu da elemiş olduk. Onunla aramızdaki bütün ipleri kopardık. İpleri koparmak ilişkiyi kesmek anlamına gelir. Bu da doğru kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Kardeşine ilgi gösterilmesine bozuluyor. Papucu dama atıldığını düşünüyordu ifadesinde. Papucunun dama atıldığını düşünmek arkadaşlar nedir? Kendisine ilginin gösterilmemesi, artık ikinci planda kalması anlamına gelir. Bu da cümledeki anlamına uygun kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. Karnesinde bir sürü zayıf gören çocuğun etekleri zil çalmaya başladı ifadesi bakın burada yanlış kullanılmıştır. Çünkü etekleri zil çalmak arkadaşlar mutlu olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Peki burada ne olması lazımdı? Burada etekleri tutuşmak anlamında gelen deyimin kullanılması gerekiyordu. O yüzden burada bir yanlışlık vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir demiş. Kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarımız yöreden yöreye göre farklılık gösterir. Bakın arkadaşlar burada hem yöreden yöreye demiş hem de göre kelimesini kullanmış. Göre kelimesi burada gereksiz kullanılmıştır. O yüzden bunun cümleden atılması gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğini elemiş oluruz. Bakın göre edatı cümleden atılarak demiş. Doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bir sözcüğün anlamı aynı cümledeki diğer bir sözcüğün anlamı içinde varsa bu cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir anlatım bozukluğu vardır? Eleştirmenin asıl görevi metnin farklı yönlerini okura tanıtmaktadır. Arkadaşlar bakın burada gereksiz bir sözcük yok. Bunu elemiş oluruz. Edebi çalışmalar kimi zaman siyasi olayların etkisiyle yavaşlamıştır. Burada da böyle bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Çoğu şiir yazan şairimiz eserlerinde yenilik peşine düşmüyor. Dursun. Genel kanıya göre roman her zaman toplumun içinde olmalı. Bakın burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. O toplumun sorunlarıyla boğuşmaktan ziyade toplumu yönlendirirdi. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi çoğu şiir yazan şairimiz demiş. Arkadaşlar şairse zaten ne yazar bu? Roman yazacak hali yok. Şiir yazar.
O yüzden şiir yazan kelimesine gerek yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Şiirlerimi öyle basit meselelerle bağlamaktan hiç haz etmem, dursun. Bu şiirimi şu olay üzerine yazdım. Tarzındaki cümleler oldum olası itici gelmiştir bana. Bakın burada bir anlatım bozukluğu yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Şiir yazmak için insanın mutlaka bir olaya mı ihtiyacı vardır? Burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Ya da o olay bilinmezse şiir anlamsız mı oluyor? Bakın burada da herhangi bir anlatım bozukluğunu göremedik. Bunu da elemiş olduk. Bu sebeple ben ne şiirlerimi bir olaya bağlarım ne de çevreme bu tür konuşmalar yaparım. Bakın burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi şiirlerimi öyle basit meselelerle bağlamaktan hiç haz etmem ifadesinde biz meselelerle mi deriz yoksa arkadaşlar meselelere mi deriz? Yani şunun gereksiz kullanıldığını görüyoruz. Buradaki ek yanlış kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yoktur? Yazar fikirlerini en açık biçimde anlatıp dile getirmiş eserinde. Arkadaşlar anlatmak ve dile getirmek aynı anlamlarda kullanılmıştır. O yüzden biri elemiş oluruz. Böylece anlattığı hallerin ve durumların okurun zihninde tam olarak canlandırılmasını sağlamıştır. Hal ve durum aynı sözcüklerdir, aynı anlama gelir. O yüzden iki denemiş olduk. Anlamsal doyuruculuğu olmayan yargılar okuru veya eleştirmeni farklı yönlere sevk edebilir. Bu dursun. Bu yüzden dolayı çağrışım gücü yüksek olan imgesel sözcüklerin bulunması o metnin açıklığına zarar verecektir. Bakın arkadaşlar bu yüzden demiş, aynı zamanda dolayı ifadesini kullanmış. Bunlar da aynı anlama gelir, den dolayı ifadesi. O yüzden biz 4'ü de elemiş oluruz. Ya da diğer bir ifadeyle metinde sanatçıyı diğerlerinden ayıran özgün kavramlar laf kalabalığı içinde eriyip gidecektir ifadesinde. Bakın ya da diğer bir ifadeyle demiş. Bunlar da aynı anlama geliyor. O yüzden 5'i de elemiş oluruz. 3 numaralı cümlede herhangi bir gereksiz sözcük kullanılmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 7. soru. Anlatım bozukluğu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir yargıdır? İçinde NN bağlacı bulunan cümlelerin yüklemi olumsuz çekimlenirse yanlışlık olur. Doğrudur arkadaşlar bu. O yüzden bunu elemiş oluruz. Bir deyimin aynı cümlede açıklaması ile birlikte kullanılması duruluk ilkesini bozar demiş. Bu dursun. Sıfatlaştıran ki'den sonra ortaç kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. İnsan dışındaki varlıklar özne olduğu zaman yüklem tekil biçiminde çekimlenmezse anlatım bozukluğu olur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması gereksiz sözcüğe yol açar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi bir deyimin aynı cümlede açıklaması ile birlikte kullanılması duruluk ilkesine ilgili değildir arkadaşlar. Duruluk bildiğiniz gibi nedir? Gereksiz sözcük kullanmaktır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Televizyonun ilk köye geldiği yıllar. Arkadaşlar ilk köye değil de köye geldiği ilk yıllar olacak. İlk kelimesinin buraya gelmesi lazım. Bakın sıralama hatası var. O yüzden biri elemiş oluruz. Herkes heyecanlı ve bir o kadar da meraklı. Bu dursun. Kahveci özenle ve itinayla dokunur düğmesine sihirli camın. Bakın gereksiz sözcük kullanımı var. Özen ve itina aynı anlama geliyor. O yüzden 3'ü de elemiş oluruz. Karşımızda sesini hep radyoda, şimdi ise ekranda izlediğimiz Halit Kıvanç. Arkadaşlar sesini hep radyoda ne olması lazım? Radyoda biz sesi ne yaparız? Duyarız. O yüzden duyduğumuz olacak. Yani sesini izlemeyiz. Sesini duyarız. O yüzden radyodan sonra duyduğumuz kelimesini getiririz. O yüzden biz 4'ü de elemiş oluruz. Yaklaşık
50-60 civarında kişinin bulunduğu kahvehanede tek bir ses bile yok. Herkes pür dikkat. Arkadaşlar bakın, yaklaşık ve civarında kelimeleri de aynı anlama geliyor. Gereksiz sözcük kullanımı var. O yüzden 5'i de elemiş oluruz. Fakat 2 numaralı cümlede herkes heyecanlı ve bir o kadar da meraklı ifadesinde herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru, duruluk bir metnin anlamında gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi duruluk ilkesine aykırıdır demiş. Biraz sıkıştırınca mecburen her şeyi anlatmak zorunda kaldı. Dursun. Ailemin istemediği bir yere asla gitmem. Bakın burada gereksiz bir sözcük yok. Bunu elemiş oluruz. Son sözü söyledi. Sonra da arkasına bile bakmadan gitti. Burada da gereksiz sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. Sen de bizimle gelmek ister misin oralara? Bakın burada da böyle bir gereksiz sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. Çevresinde olup bitenlerin hiçbirinden haberi yoktu adamın. Burada da gereksiz bir sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. Biraz sıkıştırınca mecburen her şeyi anlatmak zorunda kaldı ifadesinde. Bakın mecburen ve zorunda kalmak aynı anlamlara gelir. O yüzden burada gereksiz sözcük kullanımı vardır. Bu duruluk ilkesine aykırıdır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cevabı açıklık ilkesine uygun değildir? Peki açıklık nedir arkadaşlar? Açıklık sizin de bildiğiniz gibi anlam belirsizliğidir. Seçeneklere baktığımızda edebiyatımızda hangi topluluğu beğeniyorsun? İkinci yenicileri. Herhangi bir anlam belirsizliği yok. Bunu elemiş oluruz. Oraya kiminle gitmeyi düşünüyorsun? Seninle. Bakın burada da bir anlam belirsizliği yok. Bunu da elemiş oluruz. Kadın sabahtan beri kimi arıyor? Kardeşini. Dursun. En çok hangi tür üzerinde durdu? Gezi yazısı. Burada da bir anlam belirsizliği yok. Bunu da elemiş oluruz. Kardeşin şu an ne yapıyor? Ders çalışıyor. Burada da herhangi bir anlam belirsizliği yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi kadın sabahtan beri kimi arıyor ifadesinde onun kardeşini arıyor desem olur cümle. Senin kardeşini arıyor desem cümlenin yine anlamlı olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar onun kardeşin mi, senin kardeşin mi? Bakın bir anlam belirsizliği var. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu partide numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Yaşlılığın tanımı da anlamı da kişiden kişiye göre değişiyor. Bakın arkadaşlar, tanım ve anlam aynı anlama gelen sözcükler. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanılmış. Yine kişiden kişiye göre derken buradaki göre kelimesinin gereksiz olarak kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bir numaralı cümlede anlatım bozukluğu yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda aşağıdakilerden hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır demiş. Hür düşünceli sanatçılar edebiyatın hızlı gelişmesine sebep olurlar ifadesinde. Bakın hızlı gelişmesi olumlu, fakat sebep olmak nedir arkadaşlar? Olumsuz bir ifadedir. Dolayısıyla sebep olmak yerine bizim sağlar kelimesini getirmemiz gerekiyor. Yani olumlu yapmamız gerekiyor. Burada böyle bir yanlışlık var. Gereksiz sözcük kullanımına dayalı bir anlatım bozukluğu yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bu soruyu herkes, hatta çoğu öğrenci çözememişti ifadesinde. Bakın bir çelişkinin olduğunu görüyoruz. Hem herkes diyor hem de çoğu öğrenci demiş. Burada da anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması var. Bundan dolayı B seçeneğinde demiş oluruz. Yaşadığı bu acı olayı tüm ayrıntısı ile özetlemesini istedi ifadesinde. Ayrıntı, detay, özetlemek, üstünden geçmek demek. Burada da bir anlamca çelişen sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Edebiyatımızdaki eskimiş, köhne yapıtların çoğunda dil sorunları vardır. Dursun. Okulumuz ile evimiz arası tam 3 kilometre civarındaydı ifadesinde. Tam ve civarı kelimeleri anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Bu da anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Fakat gereksiz sözcük olmadığı için E seçeneğinde elemiş oluruz. Eskimiş ve köhne kelimelerine bakacak olursak eskimek, köhneleşmek anlamına gelir.
ya da köhne yapıtlar zaten eskidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir gereksiz sözcük kullanımı var. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.